Tüm teşkilat mensuplarımız, bu güzel günümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. Adalet Bakanımız değişmiş. Kim geldi yerine? Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ ne zaman görevden alındı? 15 Temmuz'dan sonra. Peki görevden alındığında hepimiz şunu demedik mi? Bu adam FETÖ'nün faaliyetlerine yakın bir kişi olduğu için herhalde görevden alındı. Maksat buydu herhalde. Yerine kim geldi bugün? En son Abdülhamit Gül vardı. Abdülhamit Gül'ü görevden alıp şimdi tekrar Bekir Bozdağ'ı göreve getirdiler. Bunun iki açıklaması olabilir. Ya siz Bekir Bozdağ'a yanlış yaptınız. Bu adamın FETÖ'yle hiçbir alakası yoktu. Ya da şu anlamı vardır. Sen bugün tekrar FETÖ'yle bağlarını güçlendiriyorsun. Biz bu topraklarda cumhuriyeti anlatacağız. Türk'ün bağımsızlığını anlatacağız. Türkiye'nin gelecek nesillere aktarması gereken istikbalini ve istiklalini anlatacağız. Ancak bu topraklarda bunları anlatmanın bir bedeli var. Daha birkaç gün önce avukatlarımız tarafından önüme getirildi. Daha önceki bir konuşmamda o zaman Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın görevden alınış süreci ve göreve geri getiriliş süreciyle ilgili bir yorum yapmışım ve birkaç soru sormuşum. Bu konuşmalarımı alıp kamu görevlisine hakaret suçundan bana dava açmışlar. Nedir bu biliyor musunuz arkadaşlar? Hukuken kamu görevlisine hakaret suçu, sizi siyasi yasaklı haline getiriyorlar. Şimdi bu kardeşinize, genç yaşta yola çıkmış kardeşinize diyorlar ki sen fazla siyaset yaptın, seni siyasetten men edeceğiz. Onlara 50 sene serbest, bize 3 sene yasak. Niye? Biz çünkü doğruyu konuşuyoruz. Ama benim hiç korkum yok. Çünkü ben bu topraklarda Atatürk demeye devam edeceğim. Bağımsızlık demeye devam edeceğim. Hürriyet demeye devam edeceğim. Zenginlik demeye devam edeceğim. Biz bağımsız Türkiye'liler bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz. Sanıyorlar ki bu tip ayak oyunlarıyla bizi bastıracaklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 100. yılımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara, nice bin yıllara Türkiye'm. Sağ olun, var olun. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğum